Merhaba arkadaşlar. Bugün Photoshop'ta sizlere dekupe yapmasını göstereceğim. Çok kısa ve kolay bir video olacak. O zaman hemen videomuza geçelim. Evet, sizler için buraya kısa yolları yazdım ben. Sırayla kullanacağız bunları. İlk önce şu kalem aracımızı seçelim, pen aracımızı. Daha önceden sizlere hızlı seçim aracıyla bu dekupe yapma işlemini göstermiştim ama pen aracıyla yaptığımızda daha temiz işler çıkartabiliriz. O zaman hemen başlayalım. İlk önce kullanacağımız alt kısa yol olacak. Onu da nasıl yapıyoruz hemen göstereyim size. Şimdi geliyorum, ben şu ayağına yaklaştım koltuğun. Şöyle seçtim burayı. Daha sonra şurayı seçtim. Ama seçtiğim yeri bırakmıyorum. Mouse'umla tıkladım ve bırakmıyorum. Ve gördüğünüz üzere şöyle bir hareketlenme oluyor. Ben bunu koltuğun ayağına göre şekillendiriyorum. Şu şekilde mesela. Evet. Bıraktım sonra. Ne yapıyorum? Gördüğümüz gibi demiştim size, alt tuşunu kullanacağız. Geliyorum. Bıraktığım şu ikinci noktanın üstüne gelip alta basılı tutup tıklıyorum. Bakın zaten orada bir şey oluyor. Şu an alta basılı tutmuyorum. Alta basılı tuttuğumda orada bir üçgenimsi böyle değişik bir işaret çıkıyor. Evet, o çıktığında buraya bir kere tıklıyorum. Evet, bunu yapmamız gerekiyor. Daha sonra tekrardan bu işleme devam ediyorum. Geliyorum tekrardan alta basılı tutup tıklıyorum üstüne. Eğer alta basılı tutmazsak şöyle, yani istediğimiz gibi pek şekil veremeyiz. O yüzden alta basılı tutuyoruz. Şimdi ben bunu hızlı bir şekilde yapayım sizler için. Şu şekilde şekillendiriyoruz. Her seferinde alta basıyorum gördüğünüz gibi. Bir şey yanlış yaptıysanız CTRL Z kısa yoluyla geri alabilirsiniz. Ben Photoshop 2020 kullanıyorum. Eski sürümlerinde Photoshop'un işte 2019 sürümünde mesela CTRL Alt Z ile geri alıyorsunuz. Ama 2020'de bir değişiklik olarak Photoshop bunu CTRL Z yapmış sadece. Aynı şekilde mesela Photoshop'ta Shift ile bir şeyi küçültüp büyütürken Shift'i kullanıyorduk sündürmemek için. İşte ama artık 2020'de öyle değil. 2020 sürümünde Shift'e basılı tutarsanız o sündürmüş oluyorsunuz. O yüzden 2020 kullananlara tavsiye olsun. Shift'e basılı tutmayın. Yoksa yaptığınız çalışmayı sündürürsünüz. Güzel olmaz. Pikselli olur. Zaten sündürüldüğü belli olur. Evet, şimdi ben bunu hızlı bir şekilde yapayım. Evet arkadaşlar, şimdi biz dekupe işlemimizi tamamladık. Şurayı sizin için bilerek bıraktım. Şurayı yapmadım. Örneğin yaparken size yanlışlıkla böyle fazlalık yerler bıraktınız işte falan. O yüzden onu göstermek için size orayı bilerek bıraktım. Aynı zamanda zaten şeyler de var. Şu sandalyenin bu iç kısmı, şuraları falan da dekupe edeceğiz. Ama ilk önce ne yapacağız? Şimdi biz pen aracımızda seçtik. Sandalyemizin etrafını CTRL Enter kısa yolunu yaparak seçim haline getiriyoruz. Şimdi biz bu yaptığımızda tekrar yapayım. Gördüğünüz gibi CTRL Enter yapıyorum. Seçim haline geldi etrafı. Şimdiki yapacağımız işlem şu. CTRL J, yani seçtiğimiz alanı başka bir katmana kopyalıyor. Hemen yapalım. CTRL şu kısma bakın. CTRL J. Pardon, katmanımızı açmamışız.
bildiğini açmamız gerekiyor ilk önce. Ekelle J'ye tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi, şimdi şu arka planı kapatalım. Sadece sandalyemiz var. Arkasını temizledik. Ama şöyle işte şuraları kaldı, burası kaldı. Siz de mesela yaparken fazlalık bıraktınız falan. Şimdi onu göstereceğim. Onları nasıl yapıyoruz? Yine aynı şekilde geliyoruz. Pen aracımızı seçiyoruz. Şimdi ne yapıyorum? Tekrardan CTRL Enter yapıyorum. Seçme haline getiriyorum. Şurada görmüyorsunuz ama şunun renklerini değiştirelim bir. Ya da arkasına bir şöyle bir şey atalım. Şimdi burası seçili ya bizim. Bu katmandayız. Seçiliyken Delete tuşuna basarsak klavyemizdeki siliyor otomatik. Aynı şekilde diğer kısımları da yapacağım. Şimdi ben pen aracımı alıyorum ve yine tekrardan işe başlıyorum. Evet. Şu anda biz sandalyemizi dekupe etmiş oluyoruz. Biraz büyütelim şöyle. Arkasına bir renk atalım. Yeni katman açalım şöyle. Gördüğünüz üzere şurayı unutmuşuz. Hemen orayı da yapalım. Çok detay işler uğraştığınız için dekupe yaparken kaçırabiliyorsunuz çoğu yere. Ama daha temiz iş çıkıyor. Daha düzgün temizlemiş oluyorsunuz arka planı. Evet, yani bu haftalık bu kadar videomuz. Daha güzel içerikler gelecek. Takipte kalın. Bana destek vermek için kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Aynı şekilde yorum olarak da soru sorabilirsiniz videoların altına. İstediğiniz içerikleri de yazabilirsiniz. İşte ben bu videoyu istiyorum, ben bu dersi istiyorum diye. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar.